Eğer bir evren başka bir evreni simüle edebiliyorsa, simüle edilen evren de geri dönüp simülatörü simüle edebilir mi? Çoğumuzun zihnindeki resim tek yönlüdür. Üst katman gerçek, alt katman kopya. Ama yeni bir matematiksel çerçeve tam da bu hiyerarşiyi hedef alıyor. Simüle edilen bir evren, hesaplama gücü açısından simülatör kadar güçlü olabilir. Yani alt sandığın katman aslında üstü yakalayabiliyor olabilir. Simülasyon kelimesini günlük dilde çok rahat kullanıyoruz. Ama bilimsel tartışmada asıl sorun şu. Bir evrenin başka bir evreni simüle etmesi tam olarak ne demek? Yeni yaklaşım, evreni içinde işleyen fizik yasalarıyla birlikte bir tür bilgi işleyen sistem gibi ele alıyor. Burada bilgi işlemek dediğim şey, doğadaki süreçlerin düzenli kurallarla evrilmesi. Parçacıkların etkileşimi, alanların değişimi. Bunlar bir anlamda hesaplanabilir dönüşümler gibi düşünülebiliyor. Peki hesaplama kuramı ne? Hangi problemler çözülebilir? Hangileri ilkesel olarak çözülemez? Bir sistemin başka bir sistemi taklit etmesinin koşulları nedir? Simülasyon sadece görsel olarak benzer bir kopya değil. Nedensel olarak aynı türden sonuçları üretebilen bir eşleme. Yani iki evren, içlerindeki gözlenebilir süreçler bakımından birbirinden ayırt edilemeyecek kadar iyi bir şekilde birbirini taklit edebilir. Eğer simülasyon bu kadar sıkı bir anlamda tanımlanabiliyorsa, zincirler de sıkılaşır. Bir evren başka bir evreni simüle edebiliyorsa, o evrende başka bir evreni simüle edebilir. Derken karşına doğal olarak sonsuz zincirler çıkıyor. Bu zincirlerin döngü yapması bile matematiksel olarak yasak değil. Yani A, B'yi, B, C'yi, C de dönüp A'yı simüle edebilir gibi bir yapı. Burada teknik bir terim devreye giriyor. Öz yineleme. Yani bir sistemin kendi yapısını referans alarak tekrar tekrar kendini tanımlaması. Bilgisayar biliminde bu, kendi kopyasını üretebilen yapıların arkasındaki temel fikirdir. Yeni çerçeve, simülasyon fikrini bu kendine referans mantığıyla birleştirip şunu söylüyor. Simülasyonlar tek yönlü bir merdiven olmak zorunda değil. Bazen bir halka gibi kapanabilir. Önce simülasyon kelimesini matematiksel olarak netleştirmek gerekiyor. Burada karar verilemezlik devreye giriyor. Bazı sorular vardır ki, ne kadar zeki olursan ol, ne kadar veri toplarsan topla, genel ve kesin bir yöntemle her durumda cevaplayamazsın. Bu, ilkesel olarak her zaman bilemeyebilirsin türü bir engeldir. Dolayısıyla, ben simülasyonda mıyım sorusu, bazı yorumlarda, içeriden bakan bir gözlemci için gözlenebilir sonuçlar bakımından ayırt edilemez hale gelebilir. Eğer simüle edilen ve simülatör evrenler aynı hesaplama gücüne yaklaşabiliyorsa, gerçeklik dediğimiz şeye dair en içgüdüsel varsayımımız zayıflıyor. Hangi katmandayız yerine, hangi koşullarda katmanlar ayırt edilebilir sorusu öne çıkıyor. Ayırt edilebilirlik demek, ölçüm demek. Ölçüm demek, kaynak demek. Kaynak deyince de iki temel maliyet akla geliyor. Bilgi işlemenin fiziksel bir bedeli var ve ısı üretiyor. Ayrıca bir sistemi tam olarak taklit etmek, çoğu zaman o sistem kadar ayrıntı ve düzen ister. Ancak doğru eşlemeyi kurabiliyorsan, güç ilişkisi sanıldığı kadar tek taraflı olmayabilir. Belki de bazı gerçeklik ayrımlarını, içeriden yaşayan bir uygarlık olarak asla kesinleştiremez.